Aracımız Citroen C3 arkadaşlar. 1.6 düz motor aracımızın montajı tamamlandı. Şimdi aracın montajına bakalım, montajını inceleyelim. Bu motor arkadaşlar bizim Peugeot 308'de görmüş olduğumuz 1.6 düz motor. LPG markası olarak A klasından tüm ürünlere uygun bir araç. Ürün seçen bir araç değil, fakat montaj seçer, işçilik seçer. İşçilikle ilgili özellikle arkadaşlar nozul çapı ve nozulun koyulduğu yer çok önemli. Konuşlandırıldığı yer çok önemli. Önemli detayları var. Özellikle regülatörün yeri de çok önemli. Regülatöre baktığımızda hemen sol tarafa kolay bir yere koyulmuş. Montaj hassasiyeti var. İyi bir montajla sorunsuz bir kullanım sağlayacağımız bir araç. AFR ayarını çok önemsiyorum bu araçlarda. AFR ayarı ile oluşturulan harita çok farklı bir noktada çıkıyor arkadaşlar. Zaten bunu az sonra göreceğiz. AFR ayarı ile serviste yaptığımız ayar arasında dağlar kadar fark var. Bunun yanında aracın ayarını yaparken bir konu işleyeceğiz. İşleyeceğimiz konu nedir? Yüksek devirlerde aracı kullanmak motora zarar verir mi? Yüksek devirli aracı kullanmak, motor devrini yüksek kullanmak, sürekli üst devirlerde kullanmak motora herhangi bir zarar verir mi? Bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi cihazlarımızı bağlıyoruz, yola çıkıyoruz. AFR ayarındayız. Aracımız Citroen C3. Arkadaşlar merhaba. Güzel bir araçla beraberiz. Citroen C3. LPG son derece uyumlu bir motor var üzerinde. 1.6 düz motor. Bu araçta arkadaşlar aynı zamanda VTI motor da çıkıyor. O da LPG konusunda hassas bir motor. LPG uyumlu bir motor. Bunda sorun yok ama bu araçtaki motorumuz 1.6 düz motor. LPG konusunda bizim çok rahat davrandığımız ve ürün konusunda da hemen hemen tüm ürünlere uygun bir motor var üzerinde Citroen C3 aracımızda. Arkadaşlar montajla ilgili detaylar var bu araçlarda. Montaj konusunda çok hassas davranmamız gerekiyor. Bu arada yağmurlu bir İstanbul günündeyiz. Trafik berbat durumda. Bir yandan AFR ayarını yapacağız aracın. AFR yol ayarını yaparken aynı zamanda size bilgiler de vereceğiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz nedir? Yüksek devirde aracı kullanmak. Yüksek devirde aracı kullanmak ne gibi bir olumsuzluk doğurabilir? Aşırı yüksek devirde ve düşük vitesli aracı kullanmak bugünkü konumuz. Bir yandan aracı inceleyeceğiz, bir yandan da konumuzdan bahsedeceğiz. Arkadaşlar araçta ilk dikkatimi çeken özelliği aracın direksiyonu çok hafif. Çok hafif bir direksiyonu var. Yani çok kullanması kolay bir araç. Kullanması da zevkli bir araç bu arada. Ürün tercihimizi lavatodan yana kullandı değerli müşterimiz. Bu arada müşterimiz de araçta. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. İsim neydi abi? Uğur. Uğur Bey de merakından, çok da meraklı bir abi bu arada. Merakından ben de dedi geleyim sizinle AFR ayarına. Bir yandan AFR ayarını yapıyoruz. Bir yandan da üst devirlerde, çok üst devirlerde aracı kullanmak mahsurlu mu, bunu anlatacağız. Arkadaşlar üst devirlerde aracı kullanmak, sürekli kullanmak doğru değil. Özellikle yeni nesil motorlarda, Euro 5 ve Euro 6 motorlarda bu hiç değil. Niçin üst devirlerde çok aracı kullanmak iyi değil? Daha doğrusu sürekli üst devirlerde kullanmak. Yani 4000 devir, 5000 devir, 4000 devir, 5000 devir aracı kullanmak doğru bir kullanım tarzı değil. Çünkü arkadaşlar egzoz gazının soğumaya ihtiyacı var. Egzoz gazı siz devre arttırdıkça ısınması artıyor, daha çok ısınıyor. Egzoz gazı sıcaklığı bizi ilgilendiren bir mevzu. Hangi açıdan ilgilendiriyor? Egzoz sübaplarımız ve katalizatör açısından. İki tane burada hassas parçamız var. Egzoz sübapları eriyebiliyor. Katalizatörümüz sıcaktan dolayı dağılabiliyor. Çünkü aşırı sıcaklığa dayanan bir parça değil. Katalizatör, daha doğrusu katalitik konvektör. Katalizatör onun içindeki parçayı diyoruz biz. Direkt aracın ısısıyla alakalı bir parça. Dolayısıyla çok üst devirlerde aracı benzinli olsun, LPG'li olsun kullanmak doğru bir hamle değil, doğru bir kullanış tarzı değil. Çünkü siz aracı normal devire indirerek egzoz sübaplarının ve egzoz gazının sıcaklığının düşmesini sağlıyorsunuz. Dolayısıyla devrin bir miktar düşmesi lazım. Gerektiği noktada 4000 devire, 5000 devire çıkmakta mahsur yok. Ama sürekli bu kullanış tarzını alışkanlık haline getirmek, sürekli üst devirlerde kullanmak doğru bir kullanış tarzı değil. Hele LPG'li araçlarda tabii ki hiç değil. Çünkü siz devri yükselttikçe
egzoz subaplarımız soğuma fırsatı bulamıyor. Soğumaya zaman bulamıyor. Dolayısıyla yüksek ısıya epey bir süre maruz kaldığı için de egzoz subaplarımız başta olmak üzere katalitik konvektörümüz risk altına giriyor. Dolayısıyla gerektiği noktada aracı üst devrelere çıkarmak farklı bir şey. Bu olabilir. Sollama yapacaksınız, aracın hızını yükselteceksiniz. Üst devrelere çıkılabilir. Ama sürekli böyle bir kullanış tarzı sergilemek, ki biz bunu gördük. Bazı müşterilerimizde bunu rastladık. Sürekli üst devirlerde, özellikle bunu düz vitesli araçta yapabilirsiniz. Düz vitesli araçta sürekli üst devirde aracı kullanmak doğru bir hamle değil. Eski nesil araçlarda nispeten bu olabilirdi. Bu kurtarabilir, ama yeni nesil araçlar subap dayanımı daha az. Çünkü artık yeni nesil araçlarda alaşımlı subap kullanılıyor. Hafif subap kullanılıyor. Dediğim gibi üst devirlerde kullanmak motor saat açısından doğru bir kullanış tarzı değil. Doğru bir hamle değil. C3 aracımızın AFR ayarını yapıyoruz. Neyi hedefliyoruz arkadaşlar burada AFR ayarında? Aracın hava yakıt karışımını benzinle eşitlemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ideal bir yanma açısından belirli bir gram hava ile belirli bir gram yakıtın karışması lazım. Benzinle deniyorum, güzel. Aracı LPG'yle deniyorum, o da güzel. Benzinle LPG arasında fark yok. Zaten hedeflediğimiz de bu. Her zaman şunu söylüyorum kullanıcılara. Aracınız LPG ile benzin gibi gidiyorsa sorun yok. Bunu hedefliyoruz. Ama benzin gibi gitmiyorsa, performansı düşükse, burada sorun var demektir. Burada ayarla ilgili problem var demektir. Aracı uygun ürün takılmamış demektir. Dolayısıyla buradaki önemli kriter nedir? Subap açısından, subap hassasiyeti açısından aracın performansının, LPG'li performansının benzin gibi gitmesini istiyorum. Arkadaşlar ayarlarımız tamam, servise döndük artık. Şimdi size önemli bir şey söyleyeceğim. Ayarlarımızdan bahsedeceğim. AFR ayarı sonucunda oluşan haritamız işte budur. Ayardan önce servise yapmış olduğumuz kalibrasyonda çok farklı bir harita elde ettik. Bak, ama ayar sonucunda elde etmiş olduğumuz harita bu. İşte AFR ayarının önemi burada. AFR yol ayarı ile her şeyi gözümüzden görüyoruz. Net bir şekilde, olması gereken bir şekilde tüm devirlere ayrı ayrı, bakın tüm devirlerin değerleri farklı. Ayrı ayrı değer atayarak ayar yapıyoruz. Çok hassas bir ayar yapıyoruz. Bu noktada her şey sizin saatli ve sağlıklı LPG kullanmanız için gerçekleşiyor. Araç sahibine hayırlı olsun. Bu arada çok şık bir araçmış Ramazan. Çok da beğendik. Citroen aşmış bence pek çok şeyi. Evet. Görsel olarak çok güzel. Kullanımı çok rahat. Araç sahibi güle güle kullansın. Artık %40 yakıt tasarrufu sağlayarak yollarda olacak. Gezmeye doyamayacak. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşünceye dek esenliklerle kalın. Ama kanalımıza abone olmayı unutmayalım.